Ela. Ela, ben dün geceden beri gözümü kırpmıyorum. Bak, merak ediyorum seni. Ne oldu, ne bitti merak ediyorum. İyi misin merak ediyorum. Ela, ben dün gece çakılı kaldım. Sen ne demek istedin? O geceyle ilgili ne demek istedin? Ben artık düşünmekten kafayı yemek üzereyim Ela. O gece kimsenin bilmediği bir şey var derken ne demek istedin? Bak, bu da oyun değil değil mi? Bu da böyle heyet gibi bir şey değil. Eğer öyleyse bizim konuşmamız lazım Ela. Gerçekten konuşmamız lazım. Mesajımı alınca bana dön Ela. Lütfen dön. Zavallı çocuk ya. Yani sen hem gel baskın yap, hem dayak ye, hem de polisler götürsün. Dua etsin, polis geldi aldı elimden onu benim. Bence sen de dua et ama. Sayesinde ifade bile vermiyorsun. Ne tuhaf çocuk ama değil mi? Yani geldi burada olay çıkarıyor. Sonra marinadakiler rahatsız olunca, şikayet edince senin adını bile karıştırmadan polisle gidiyor. Tanıyorum ben o çocuğu ama. Ela'nın arkadaşı. Kapının önüne de dikilmişti. Ne istiyor yine senden? Ela'ya aşık, beyinsiz. Dünyanın en kısa fıkrası eleman. Öyle uzaktan mıy 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 Ela'ya aşık işte. Şuursuz herif. Klasik hikaye işte. Ezik olan saklandığı yerden gizli gizli esas kıza aşık. Esas kız. Ela esas kız. İrem. Zorlama beni. Kim kimi zorluyor be? Ağzından çıkanı duyuyor musun sen? Kimin karşısında geçmiş esas kız diyorsun sen o kıza? Karınım ben senin, karın. Gözümün önünde kıskançlıktan adam dövüyorsun. Kıskandığın kadın ben değilim, o. Teknede romantik akşam yemekleri yeniyor. Benimle değil, onunla. Sen o... Sen nereden biliyorsun akşam yemeğini falan? Zaten doğmamış çocuğunun annesi de o. Dün geceyi sen tezgahladın değil mi? Sen ondan daha fazlasını hak ediyorsun. Ama ben hak etmiyorum işte. Bitti. Bitti. Bu sefer gerçekten bitti İrem. Ben evlilik falan istemiyorum. Ben senden boşanmak istiyorum artık. Yeter. Üzgünüm aşkım. O bir kere olur. İrem, ben ciddiyim. Deniz havası bitti. Dönüyorsun. Tadilat biter bitmez el ele kendi evimize geçiyoruz. Ben de çok ciddiyim İlker. Eğer dediklerimi yapmazsan... Hı. Bence yapmama gibi bir seçeneğin yok. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Akşam görüşürüz aşkım. İrem! İrem, sen beni neyle tehdit ediyorsun? İlker ne demek biliyor musun? Zor bir soru. Biraz düşüneyim. İyi misin aşkım yani? İlker adın üstünde, ilk erkek çocuk. Senden sonra da Soner falan tabii ama sen ilk ve son erkek çocuksun, doğru. İlker mutsuz annesinin, mutsuz evliliğini kurtaran ilk ve tek erkek çocuk demek. Babanın egosu. Annenin garanti belgesi demek. Ya sonsuza dek babanı mutlu et... ...ya da annenin arkasına saklan demek. Bizim evde İlkersen... ...sen hata yapamazsın demek. Başarısız,
güçsüz, zayıf, hasta. Hasta olamazsın. Eğer İlker'sen grip falan olamazsın. Çocukken kabus görüp yatağı ıslatamazsın. Karanlıktan korkamazsın, başını derde sokamazsın. Baban izin vermezse kötü bir şey yapamazsın demek İlker. Bir ömür kimseye göstermediğimiz kabus bitti. Kurtulduk. İkimiz de o ruh hastasından kurtulduk. Anne diye ağlıyor, duymuyor musun? Anne diye ağlıyor. Emzirmen lazım. 6 ay emzirdin, bitti. Daha ne emzirmesi? Bebek falan değil o. 1 yaşını geçti. O daha yürümeyi yeni öğreniyor. Yürümeyi öğreniyorsa engelleri aşmayı da öğrenecek. Sen hastasın İsmail. Sen çok hasta bir adamsın. Benim oğlumu kucak bebeği yapamazsın. Yalvarırım, aç kapıyı. Ağlamaktan hasta olacak çocuk. Ne istersen yaparım, aç şu kapıyı. İsmail Ilgaz'ın oğlu istediğini ağlıya zırlıya değil, söke söke almayı öğrenecek. Anasının pışpışıyla değil, babasının kurallarıyla büyüyecek. Anne, kardeşim nerede? Kardeşim bu akşam bizimle yemeyecek. İşi var onun. Ne işi? O daha çok küçük. Dedesi babasını nasıl büyüttüyse, babası da oğlunu öyle büyütecek. Ben senin oğlunun yaşında hamallık yapıyordum hale. Hamallık. Gidiyorum ben. Çocuklarımı da alıp gidiyorum. İstediğin zaman çıkar gidersin ama çocuklarına değil. Değil çocukları, saçlarının telini bile alamazsın. Herkese anlatacağım. Bana yaptıklarını, oğluma yaptıklarını. Öyle mi? Demek ki herkes senin nasıl bir yalancı, nasıl bir servet avcısı olduğunu da öğrenecek. Seni nerelerden çekip çıkarıp Hale Ilgaz yaptığını da öğrenecek. Bir telefonumla tüm geçmişin kulaktan kulağa yayılır Hale. Bir parmak şıklatmamla... Korkunçsun sen. Korkunç bir adamsın. İsmail Ilgaz'ın karısı olduğuna her Allah'ın günü şükredeceksin. Nankör. Hasta oldu hemen değil mi? Yok öyle iki hapşurdu diye hemen ilacı dayamam. Yanıyor çocuk. Bak, bak havale geçirecek neredeyse. Hiçbir şey olmaz ona. Babası onun yaşındayken çıplak taşta yatardı. Kıza benzeteceksin sonunda Nazlı'ya, Nazlı'ya. Koca gün baba eziyet ediyor. Akşama anası ağam paşam. Diyeyim ben sana, bu çocuğun sonu hiç iyi değil. Bütün hatalarım benim. Bütün hatalarım babanın. Sen ne yaptıysan biz yaptık. Senin bu hayatta ne suçun varsa
Hepsi bizim suçumuz. Benim suçum. Babanın suçu. Ve cezasını çekecek. Yuvaya hoş geldin. Yeniden burada olmak ne tuhaf. Değil mi? Benim için de öyle. Gerçi son zamanlarda benim için tuhaf olmayan hiçbir şey yok. Baban. Evet. Hangimizinki daha kötü diye yarıştırsak mı acaba? Gerçi şampiyon belli. Şu geldiğimiz hale bak. Aleyhimdeki en güçlü delil o mobese görüntüleriydi. Onun da altından babam çıktı. Biri bana bu işlerin buraya geleceğini söyleseydi, her şeyin altından babamla o psikopat platonun çıkacağını bilseydim. Umut olamaz. Umut yapmaz. İlker, ben onu tanıyorum. Ben onunla birlikte büyüdüm. Bak İlker, biliyorum her şey çok tuhaf. Çok tuhaf. Ama sen benim bildiklerimi bilmiyorsun bile. Bak tamam, o evden, odasından çıkan fotoğraflar, o çizimler, beni hayal ederek çizdiği şeyler, o saç telleri, her şey çok anlamsız, çok garip, biliyorum. Umut yapmaz, arkamdan gelmiş olsa bile Umut bana zarar vermez. Ela, sen ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Farkında mısın? Seni arabadan atan adam babam çıktı. Beraber büyüdüğüm dediğin herif o gece burnumuzun dibindeymiş, kanıtladılar. Hala bana Umut'u mu savunuyorsun burada? İlker, benim kafam çok karışık. Tabii karışık. Senin kafan karışık diye ben aylardır cehennem azabı çekiyorum burada Ela. Sen benim kafam karışık diye cehennem azabı çekmiyorsun. Sen bana sandalyeyle vurduğun için cehennem azabı çekiyorsun. Ama Umut... Tabii ya. Sırrın buydu değil mi senin? Şu teknedeki sır. Annem bizi basmadan önce bana söylemeye çalıştığın sır buydu değil mi? Sen o gece Umut'un orada olduğunu biliyordun. Cevap versene Ela.
Ela cevap versene. Bağırma bana. Benden sakladığın başka sırrın var mı? İlker. Sana ne saklıyorsun dedim. Ela! Gel Aslı, gel buraya. Ela. Yılın annesi ödülünü size elimle vermek istiyorum. Gecenin bu saatinde. Hem de bir kez daha. Kızınızın ipiyle kuyuya inip buralara kadar zahmet etmişsiniz. Siz gerçekten inanılmazsınız. Numara yapmıyorsunuz, oynamıyorsunuz. Siz gerçekten böylesiniz. Yaşanan bunca şeyden sonra kapınıza gelip kızım oğlunuzun yanında diyorum. Evet. Davaya rağmen buraya gelecek cesarete sahip olmanızı gerçekten takdir ediyorum. Hatta kocamın o yaptığı korkunç şeyden sonra karşınızda boynum eğik. Ama mesele oğlumsa eğer, Allah aşkına hepimizi sevindirip kızınızı bir bağımlılık terapisine göndersenize. Kızınız sizi nasıl yanılttı bilmiyorum ama oğlumun şu anda nerede olduğundan çok eminim. Oğlum şu anda şirkette. Evet. Oğlunuz kesinlikle şirkette. Ne bu şimdi? Şirketin yol haritasını mı gösteriyorsunuz? Bu kızımı oğlunuzun teknesinde yakaladıktan sonra kızımın telefonuna gizlice yüklediğim ebeveyn takip programı. Ve gördüğünüz gibi kızım da şu anda şirketimizde. Şimdi benimle beraber şirkete geliyor musunuz? Yoksa ben şirkete polisle mi gideyim? Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Oğlunuzu ellerimle parçaladıktan sonra yine ellerimle sapasağlam cezasını çekmesi için adalete teslim etmeyi düşünüyorum. Siz? Sertsiniz ama size hak veriyorum. İsmail'in o canavarlığından sonra başka bir tepki beklemezdim zaten. Eşinizin canavarlığından önce bekler miydiniz? Ya da oğlunuzun canavarlığından sonra başka bir beklentiniz mi vardı? Biliyor musunuz? Başka şartlarda tanışsaydık biz çok iyi arkadaş olurduk. Bakmayın öyle ciddiyim.
iki anne. İki hırçın mücadeleci anne. Yöntemlerimiz farklı da olsa birbirimize çok benziyoruz. İkimiz de çocuklarımız için savaşıyoruz. Ben kızımı oğlunuzdan kurtarmak için savaşıyorum. Siz oğlunuzu adaletten kurtarmak için savaşıyorsunuz. Kızınız neden oğlumun yanında biliyor musunuz? Biliyorum. Son derece bilimsel bir cevabı var. Kızım halk diliyle kandırılıyor. Tıbbi olarak manipüle ediliyor, öyle diyorlar. Ben size doktorların cevap veremeyeceği bir şey söyleyeyim. Kızınız onca olaydan sonra hala oğlumla beraberse, hala oğlumun yanındaysa, bu oğlumun masum olduğunu gösterir. Oğlunuz masum. Eşiniz de evlerden topladığı kızları öylesine yol kenarlarına atıyor. Ben ikna oldum. Yazık. Sen bu akıllı kızını daha kafamızdan çok toplarsın.